Merhabalar arkadaşlar. Bir pazar gününden hepinize merhabalar. Bugün sizlerle harika bir şerbetli tatlı olan revani tatlısını paylaşacağım. Bu tarifi ben daha önce de denedim birçok defa. O yüzden rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla bu tarifi yapabilirsiniz. Hadi gelin tarifimize geçelim. Tarifimize öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlıyoruz. 3 su bardağı su koyuyorum. 3 su bardağı su da yaklaşık 600 ml. Evet, yaklaşık 600 ml su koydum. 3 su bardağı. 2 su bardağı şeker. Yani 3 su bardağı suya 2 su bardağı şeker ekleyin. Ocağınızın altını açın. Öncelikle şerbet kaynasın. Revaniden önce şerbetimizi hazırlıyoruz. Ardından revaniye geçeceğiz. Çünkü revani piştiği zaman şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Hiç karıştırmanıza bile gerek yok. Bu şekilde kendi kendine şeker ısıyla birlikte eriyecektir. Ve sonuna doğru da limon ekleyeceğiz. Yarım limon. Arkadaşlar, şerbetimiz yaklaşık 15 dakikadır kaynıyor. Şimdi üzerine yarım limon suyumuzu ekleyeceğim. Evet, yarım limon suyunu ekledik. Ve bu şekilde de 1 dakika daha kaynamaya bırakın. Arkadaşlar, şimdi karışımımızı, revani karışımımızı yapmaya sıra geldi. Öncelikle 3 yumurtamızı kıralım. Bir çay bardağı şekerinizi ekleyin. Mikserle köpük köpük oluncaya dek çırpın. Kaseni havaya kaldırdım. Çünkü kameranın sallanmasına neden oluyor. O da görüntü kalitesini bozuyor. Siz tabii ki bunu yapmak zorunda değilsiniz. Evet, köpük köpük oldu ve şekerimiz eridi. Şimdi mikserle işimiz bitti. Mikseri kaldırıyorum. Sandalyeye çarptım. Şimdi sırada bir su bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz. Evet, bir su bardağı ve karıştırmaya tahta kaşıkla devam edeceğim. Bir su bardağı yoğurdumuzu ekledik. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ. Karıştıralım şimdi. Bir su bardağı irmik. Bir buçuk su bardağı daha önce elemiş olduğum unu katıyorum. Ama bu unu katmadan önce içerisine kabartma tozunu da ekliyorum.
Birazcık da vanilya ekleyelim. Birazcık. Vanilyayı undan önce eklemem gerekiyordu. Yanlışlık oldu ama hiçbir sorun yok. Şimdi iyi bir güzel bir şekilde tek yöne çevirerek karıştıralım. Evet, karışımımız homojen bir hal aldı. Vanilya da mis gibi kokuyor. Şimdi bu karışımı yağlamış olduğum borcama aktaracağım. Karışımımızı yağlamış olduğumuz borcama aktarıyoruz. Evet, birazcık sonra. Çıkalmasın. Revanimizi önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet. Kekimiz fırından çıkalı yaklaşık 5 dakika oldu. İlk sıcaklığı geçti. Şimdi kekimizi dilimleyelim. Yani revanimizi. Berkay buna sürekli kek kek dediği için benim ağzımda da kek diye kaldı. Şimdi. Evet. Kek dilimlendikten sonra soğuk şerbetimizi, daha önceden hazırlamış olduğumuz soğuk şerbeti, fırından çıkalı 5 dakika olmuş revaniye ekleyin. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş ekleyin, çekecektir. Bu şekilde şerbetin hepsini çekene kadar ekleyin. Şerbetimizin büyük bir kısmını ekledik. Çok az şerbet kaldı. Bu şekilde şerbetini çekmesi için yaklaşık 1-2 saat dinlenmeye bırakın. Ardından revaniz servisi hazırdır. Arzunuza göre üzerine Hindistan cevizi, fıstık, cevizle süsleyerek servis edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.